Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. 11. söz okumalarımıza devam ediyoruz. 11. sözde 185. sayfadayız hala. Daha doğrusu Sözler Risalesi'nin 185. sayfasındayız. Bir söyleyebilsem. Sözler Risalesi'nin 185. sayfasındayız. Burası 11. sözün içeriğine tekabül ediyor. Amma füccar ve eşrar olan diğer güruh ise diye başlayan paragraftan itibaren okuyacağız. Bir sayfa kadarcık okumayı düşünüyorum. Ondan sonra da metnin ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Fakat ondan önce yine 11. sözün başına bir dönelim. Teberrüken olsun, o baştaki ayetleri bir hatırlayalım, alttaki paragrafı bir okuyalım ki 11. söz bizde neyi inşa etmek üzere yola çıkmış, onu içimize nakşetmiş olalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve'ssemâi ve mâ benâha ve'l-ardı ve mâ tahâha ve'n-nefsi ve mâ sevvâha ilâ âhir. Bir de saatimize bakalım, süreyi başlattık mı? Başlatmamışız. Başlatmış olduk. Evet, bunlar Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri kısa bir mealiyle şöyle buyruluyor. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak alemin düzenini, katman katman sardığı o intizamı, o alt alta sıraladığı, iç içe yerleştirdiği düzen düzen içinde, düzen düzen içindeki teşkilatı görmemizi istiyor, emrediyor, nasihat ediyor, tavsiye ediyor, nasıl anlarsanız. Onun içinde de kendi intizamımıza dikkat etmemizi emrediyor. Yani insan olan insan kendi intizamını fark edecek, sonra alemin katman katman intizamını fark edecek, sonra bu iki intizamın arasındaki ilgileri keşfedecek. Bizim intizamımız öyle alemden bağımsız değil, biz alemin sonucu gibiyiz. Ve alemin içindeki her bir intizam katmanı da altındakiyle ve üstündekiyle ilgili. Nasıl ki insan bu alemin bir sonucu, ama alemin anlaşılması da ancak insanla mümkün. Yani eksik parçası gibi. İnsan alemin kendisini anlama yolu. İnsan alemin kendisini anlama yolu. Bunu Risale-i Nur'dan mülhem başka manalarla genişletebiliriz. İnsan alemin kendi tesbihatını idrak etmesinin de yolu. Veya onları cem etmesinin de yolu. Veya onları bir şuur düzeyinde Cenab-ı Hakk'a arz etmesinin de yolu gibi gibi. Yani insanın başı insanda neyse, aklı insanda neyse, dili insanda neyse, gözü insanda neyse, Cenab-ı Hak kainatta da bizi öyle halk etmiş. Kendi cismimizin küçüklüğüne, basitliğine, naçizliğine bakmayalım, fonksiyonlarımızdaki yüceliğe bakalım. Cenab-ı Hak bizi öyle fonksiyonlar yüklemiş ki evet, cirmimizin küçüklüğü yanında bu fonksiyonlar bizi kıymetli kılıyor. Kur'an'da gördüğünüz gibi güneş, ay, gece, gökyüzü, yeryüzü bunların tasarımından, tasarım diyoruz, takdir demek daha doğrusu, bahsedildiği zeminde Cenab-ı Hak kıymet verip bizden de bahsediyor. O kadar kıymetliyiz yani. Bunlarla beraber biz de anılıyoruz. Kendimizi küçük görmeyelim. Cenab-ı Hak bu kadar sanat, bu kadar nakış, bu kadar esma tecellisi ile bizi inşa etmiş. Elbette bunun bir sorumluluğu olacak. İşte ilk paragraf bize diyor ki 11. sözün. Ey kardeş,
eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsil-i hikayeciye bak. Burada rumuz kelimesiyle ilgili bir şey öğrendim daha yeni, onu da arz etmek isterim. Arz etmek isterim, söyleyemiyorum ya. Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de Bediüzzaman Hazretleri imadan başlıyor. İma, rumuz, işaret, delalet ve sarahat diye mertebe mertebe sıralıyor. Bunlardan en üst mertebe sarahat, en alt mertebe ima. Rumuz da imanın bir üstü. Yani bir şeyi işaret eden şeylerin sayısı birden fazla olduğunda, mesela orada Üstad Hazretleri ayetlerin işaret ettiği gaybi haberlerden bahsediyor. Bir tevafuk olsa diyor, bu bir imadır. Ama birden fazla olduğu zaman uyum, o haber verilen şeyle, okunan şeyle, ayetin kendisi içerisinde daha çok ilgi olduğu zaman bu diyor, rumuz seviyesine çıkar. Remiz seviyesine çıkar diyor. Sonra rumuzdan sonra işaret seviyesi, onun üstüne delalet seviyesi, onun üstüne de sarahat derecesi var. Apaçık, yani bu bunu gösteriyor, denilir diyor. Burada da rumuz seviyesinde bir şeyler okuyacağız demek ki. Hakikat-ı salatın rumuzu deniyor. Öncesine dönelim. Burada Bediüzzaman Hazretleri bize hikmet alemin tılsımını anlatacak. Alem ne için yaratıldı, ne maksatta yaratıldı, niye bu kadar çokluk ve büyüklük şeklinde var, onu anlatacak. Ve de katman katman içinde düşünün, var. Onun içinde hılkat insanın muamması, insan niye bu kadar naçiz, aciz, küçük olduğu halde bu kadar çok fonksiyonlarla alemin bir köşesinde, bir gezegende, küçücük canlılar olarak, yani toz zerresi bile değil kainatın büyüklüğü düşünüldüğünde var edildi. Hakikat-i insanın muammasını, bu söz onu anlatıyor. Bir de hakikat-i salatın rumuzu. Namazın hakikati ne? Namaz neyin ifadesi? Namaz ne yapıyor bizde? Namaz alemde nasıl bir fonksiyon icra ettiriyor bize? Ve bizim o fonksiyonumuz alemde nereye tekabül ediyor? Hep diyoruz, tekrar edelim, aklımızda kalsın. Alem Adem'e namazından bağlanır. Adem de aleme namazından bağlanır. Yok. Adem aleme namazından bağlanır. Alem de Adem'e namazından bağlanır. Her şekilde, iki şekilde de bir bağlantıdır namaz. Bizi alemin anlamına dahil eder. Alemin zaten yapa geldiği şeye biz de namazımız da dahil olmuş oluruz. Aynı hikmeti irade, şuur düzeyinde eda etmiş oluruz. Bu söz bunu anlattı zaten. Temsil kısmından hakikat kısmına kadar okuduk, konuştuk. Şimdi hakikat kısmının içinde 185. sayfadan devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Hak bize hakikatin kapılarını açsın. Hem bizim muammamızı çözdürsün, hem hılkat-ı alemin tılsımını açtırsın, hem de hakikat-ı salatın, namazın sırrını ruhumuzda, kalbimizde, amelimizde, hayatımızda inkişaf ettirsin. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetin, rahmetinden, kereminden diliyoruz. Evet. Amma, Bismillahirrahmanirrahim. Amma füccar ve eşrar olan diğer güruh ise. Hayırlıları konuştuk. Şimdi şerli olan güruhu, yanlışı seçen güruhu, zararı seçen güruhu konuşuyoruz. Temsilde bahsedilmişti. Burada hakikati artık ortaya konuluyor. Amma füccar ve eşrar olan diğer güruh ise, haddi bulu ile şu alem sarayına girdikleri vakit, bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir idham ile tahkir ettiler. Ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler, nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye mezkur vezaif için verilmiştir. Ey sersem nefsim,
ve ey pür heves arkadaşım. Aya, zannediyor musunuz ki burası hep bana hep şey gibi gelir. Yani paragraf başı olması gereken bir yermiş gibi ama paragraf başı da yapılmamış demek. Burası böyle, normali böyle. Ben yanlış hissediyorum belki. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım. Aya, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella, belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşv-i nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, o hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki, o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür ve istidada hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzeti maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Diyelim, burada bir ara verelim çünkü burada da metin bölünüyor sanki. Hayatın gayesi ve mahiyeti diye başka bir bahis açılıyor gibi gibi. Oraya geçmeyelim. Şimdi dönüp baştan konuşmaya çalışalım. Ne denildi? Amma füccar. Füccar ne demek? Günahkar. Burada ne diye verilmiş ona da bakayım sizin için. Evet, günahkarlar, açıktan günah işleyenler. Facirin çoğulu yani. Füccar ve eşrar da şeririn çoğulu yani şer işleyenler. Füccar ve eşrar olan diğer güruh ise. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri niye burada diğer güruhu anarken güruh, kalabalık, grup, topluluk gibi manalara geliyor ama güruh biraz daha böyle topluluk ifade eden diğerlerine göre kıymetsizlik anlatır. Ey cemaat dediğiniz zaman o cemaatte bir saygı ifadesi vardır.
saygın bir topluluk olduğunu hissettirir o ifade. Ama güruh dediğinizde böyle amaçsız, aralarında bir ittifak olmayan, kıymetsiz, daha ne söyleyelim, değersiz olduklarını hissettirir. Güruh ifadesinde diğer topluluk ifadelerine göre böyle bir yan vardır. Hakaret için genelde kullanılır yani. Ey güruh denildiği zaman bu biraz hakaret içerir. Bediüzzaman Hazretleri bu kelimeyi de boşuna seçmiyor yani. Diğer cemaat ise demiyor, güruh diyor. Kıymetsizliklere bir vurgu yapmış oluyor. Başa dönelim. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise. Niye bir tanesi yetmedi de füccar ve eşrar diye ikisi beraber sayıldı? Allahu alem, yaptıklarının sonucuyla beraber söylenmesi var burada. Yani günahkar. Ya günah işliyorum da ne oluyor? Şer oluyor. Kötülük oluyor. Yani günah ile şer arasında zarar, sahada zararın görülmesi farkı gibi bir şey var sanki. İnsan böyle bir şey hissediyor. Tabii benim Arapça bilgim çok olmadığı için bunlara çok şey olarak giremiyorum. Cesaretle, cüretle giremiyorum ama şerden bahsettiğimiz zaman da burada bakın eşrarı da bulayım size. Şerli kötü kimseler demiş. Yani şer dediğiniz zaman sahada bir kötülükten bahsetmiş oluyorsunuz. Sonuçlarda gözüken bir şeyden sanki bahsetmiş oluyorsunuz. Ama günah biraz daha böyle zararı tam gözükmese de var olan bir şey gibi. Günahın sonucu şer yani. Ya da şerrin bize yansıması günah gibi. Burada o yönüyle mi acaba ikisi beraber anıldı? Yani bunlar günahkarlar ve bu günahkarlıkları da şerre sebep oluyor. Alemdeki düzeni bozuyorlar tabiri caizse. Acaba o yönden mi böyle anıldı? Sadece günahkar olduklarıyla bırakılmadılar. Sadece eşrar da denilmedi onlar için. İkisi beraber anıldı. Yani şerleri günaha bağlandı, günahları da şerre bağlandı gibi bir şey hissediyor insan. Allahu alem. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi buluğ ile yani ergenlik çağı diyelim. Şu alem sarayına girdikleri vakit imtihanları başlıyor ergenlikle beraber, buluğ çağına erdikleriyle beraber. Bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir itham ile tahkir ettiler. Bakınız, inkarcılar ne yapıyor? Biz buna ehli şirki de dahil ediyoruz. Yani mesela ehli kitap diyoruz ama Hristiyanlar mesela Allah'ın yanında başka ilahlar da kabul ettikleri için onlarınki de küfran, onlarınki de küfür, onlarınki de kafirane bir itham. Yani bir Allah'ın varlığını Müslüman gibi, Müslümanca tevhid ile bütün Esma-ül Hüsna'nın sahibi olarak olmadıktan sonra, öyle inanmadıktan sonra bir Allah var ama şöyle şöyle deyip farklı yerlere götürüyorsanız da bunun ucu ithama çıkıyor, kafirliğe çıkıyor, küfrana çıkıyor. Neden böyle oluyor? Zira uluhiyet dairesinde bir parçalanma ister istemez eserler dairesinde de parçalanmayı gerektiriyor. Siz eğer uluhiyeti parçalı düşünüyorsanız o zaman eserleri de parçalı düşünüyorsunuz ama İslam öyle demiyor, Müslümanlar öyle inanmıyor ve Allah hakikatte öyle değil. O zaman siz her şekilde Allah'ın bir kısım mallarına, bir kısım tasarruflarına, bir kısım tecellilerine, gasıbâne çökmüş ve hakkınız olmadığı halde başka sahte ilahçıklara onları pay etmiş oluyorsunuz. Buna hakkınız yok. Topyekün ilhat olmasanız bile, yani Allah'a inkar etmeseniz bile bu şekilde esmasında sıfatında yaptığınız arızalar da ona şirk koşmak vesilesiyle yaptığınız arızalar da mesela sizi bu daireye dahil ediyor. İster istemez çünkü nihayetinde parçalamış oluyorsunuz yani. Evet, ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi buluğ ile şu alem sarayına girdikleri vakit bir benzetme yapılmış. İşte o ergenlik çağına girmek, sorumlu tutulduğumuz çağ, çocukluktan çıkıp gençlik çağına geçmek, bir alem sarayına girmek gibi söylenmiş burada. Aslında o bir uyanış. Varlığa akıl yetkin bir şekilde uyanmış oluyor. Bütün vahdaniyetin yani Allah'ın birliğinin,
her şeyi yaratanın aynı Allah olduğunun delillerine karşı küfür ile mukabele edip, bakın, vahdaniyetin delillerine karşı küfür kullanıldı. Küfür ifadesi kullanıldı. Aklımızda kalsın bir. Vahdaniyetin delillerine karşı küfür. Füccar ve eşrarın yaptığı şey bir bu. İki. Bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek. Nimetlere karşı da küfranda bulunuyorlar. Küfran ne demek? Nimetin nimetliğini inkar etmek. Ya bu nimetin nimetliğini inkar etmek, ya nimetin kıymetini bilmemek bağlamında değil sadece. Mesela adam çok seviyor olsa da onu Allah'la bağlamıyorsa yine küfran etmiş oluyor. Çünkü asıl sahibinden bilmemekle başlıyor nimetin düşüşü. Bir elmayı ağaçtan bilip teşekkürünüzü ağaca veriyorsanız, Allah'a vermiyorsanız, o da bir küfran. Neden? Çünkü ağacı yine kıymetinden düşürdünüz. Ağaç Allah'la, pardon, elmayı yine kıymetinden düşürdünüz. O elma Allah'la bağlandığında mı onun eseri olarak daha değerli olur? Yoksa bir ağacın malı olduğunda mı daha değerli, daha sanatlı olur? Elbette ustasıyla bağlanan sanat eseri ustasının sanatından pay alır. Bir ressamın, ünlü bir ressamın eserini Mehmet amca yapmış diye gösterirseniz ona Mehmet amca kadar hürmet edilir. Ama o ustasına bağladığınız zaman, işte kim var? Van Gogh var, Picasso var, Da Vinci var falan. Onlara bağladığınız zaman ne olur? Aa bak, bu Da Vinci'ninmiş dersiniz. Yani her şekilde bir küfran oluyor orada. Nimetlere karşı küfran. İki, mevcudatı kıymetsizlikle, kafirane bir itham ile tahkir ettiler. Bakın yukarıda nimetlere karşı küfran dedi zaten. Niye aşağıda mevcudatı kıymetsizlikle, kafirane bir itham dedi? Belki Allahu Alem, küfran bizzat tanıştığımız nimetlere karşı yapılıyor. Mevcudatı kıymetsizlikle, kafirane itham ise tanışıp tanışmadığımız her şeye karşı bütüncül bir böyle fikir sahibi olmamızdan kaynaklanıyor. Yani madem ki alemi Allah'la bağlamıyoruz, alemi Allah'la bağlamadığımızdan da alem kıymetsizlikle itham edilmiş oluyor. Tesadüf eseri oluşan alem ile Allah'ın eseri olarak yaratılan alem elbette aynı şeyde değil. Az önceki misalimize geri dönelim. Ustası sanata da bir şeyler katıyor. Sanatın okunuşluluğuna da bir şeyler katıyor. Tesadüf eseri olan bir şeyde sizin aradığınız sanat ne kadar? Veya ustasını bildiğiniz zaman onda gördüğünüz, aradığınız sanat ne kadar? Amaç ne kadar? Elbette bu failine göre değişiyor. Belagatta vardır yani, kim, bir sözün kıymeti sadece ne söylenmiş de değildir. Kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş de önemlidir. Aynı sözü bir ordu komutanının söylemesiyle işte bir erin söylemesi aynı olmadığı gibi, alemi de Allah'ın yaratmasıyla tesadüfler eseri oluşmuş denmesi arasında büyük mesafe var. Varsın o adam bir bilim adamı olsun, varsın alemle ilgileniyor olsun, ama neticesinde onu hiçliğe verdiği için, tesadüflere verdiği için yine kıymetsizlikle itham etmiş oluyor. Bu kaçınılmaz bir sonuç arkadaşlar. Geri dönüyoruz, tekrar dönüyoruz en başlara. Çünkü cümleler, güzel cümleler, deşilmesi gereken cümleler, açılması gereken cümleler. Biz de onun hakkını vermeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak lütfetsin. Evet, alem sarayına haddi bulu ile girdik. Baktık ki vahdaniyetin delil, onlar girdiler, biz girmedik. Biz böyle girmedik çok şükür. Biz Müslüman anne babadan doğduk. Bunlar haddi bulu ile şu alem sarayına girdikleri vakit, bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele ettiler. Alemde vahdaniyetin delilleri var mı? Alemde vahdaniyetin delilleri her yerde, her şekilde var arkadaşlar. Fakat yani Allah'ın birliğinin, her şeyi yaratan aynı Allah olduğunun delilleri her yerde var. Fakat şirkin şöyle bir arızası var. Şirk fiilden faile çıkıyor. Ama o faillerden ya da o faillerin isimlerinden birbirlerine bağlantı kuramıyor. Mesela yıldırımı görüyor. Diyor ki yıldırım tanrısı Zeus. Haşa. Okyanusları görüyor. Okyanusların tanrısı Poseidon diyor. Savaşı görüyor. Savaş tanrısı Ares diyor.
İşte bilmem başka bir şey görüyor. Onun tanrısı bilmem şu diyor. Bunun tanrısı bilmem bu diyor. Bakın fiili görüyor. Bu fiillerin bir faili olması gerektiğini düşünüyor. Bak o Yunan mitolojisinde veya Mısır mitolojisinde bile böyle şeyler var. Zaten onlar akraba mitolojilerdir. Veya Hititlere indiğiniz zaman bile Hititlerde mesela 1000'den fazla öyle put varmış, ilah varmış. Bir şeylerin failsiz olmayacağını hissediyor. Failini de kendince kafasında tayin ediyor. Bir isim koyuyor ona. Ama o isimlerin sahiplerinin bir olması gerektiğini, o esmaların birbiriyle bağlı olması gerektiğini düşünmüyor. Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri bu esmaların birbirine bakışını bize çok anlatıyor. Neden? Allah-u Lalem işte o tevhid nazarını kazanmamız için. Yani bir çiçekte güzellik var. Doğru mu? Var. Cemal ismi. Bunu yaratan Allah güzel. Ve güzel yaratıyor. Ama o güzelliğin içine girdiğinizde size bir ölçülülük gözüküyor. İntizam. Düzen koyucu olması lazım. İşte o ölçüden ilerliyorsunuz, oradan başka bir şey. Oradan ilerliyorsunuz, başka bir şey. Daha ilerisinde rahmeti görüyorsunuz. Hani esmalarda ilerledikçe esmaların birbirine bakar şen ve namları, ünvanları görünmeye başlıyor. Eğer diyorsunuz güzelse aynı zamanda hikmetlidir. Hikmetli olan güzeldir. Bak güzellikten hakim ismine gidiyorsunuz. Hikmetten adalete gidiyorsunuz. Adaletten başka bir isme, başka bir isme. Hüsrev Hazretleri diyor, evvel emirde 20 tane esma kendini hemen okutturur diyor mesela. Bir çiçekte, bir hangi herhangi bir eserde 20 tane esma kendisini okutturur. Ehli şirk bu bakışı kazanamadıkları için bu arıza yaşıyorlar. Elmaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Elma için ne lazım? Bakın sıfırdan elma yaratacaksınız. Ama sıfırdan yani. Hiç elma diye bir şey yokken elma yaratılacak. Buna ne lazım? Elma için alem lazım arkadaşlar. Bütün alem lazım. Bak, Big Bang mi artık başka bir şey mi ne çıkar ileride bilemiyoruz ama oradan başlayan oluşumu düşünün. Ve sonucuna kadar, şimdiki sonucuna kadar, şu an içinde bulunduğumuz anlara kadar. Bakın o sürecin tamamen yaşanmış olması lazım ki elma elimizde olsun. Demek ki elmayı yaratan, bütün o düzeni yaratan olmalı. Hepsine çıkan yönleri var çünkü. Bir elmada suyun da hakkı var. Bir elmada bulutun da hakkı var. Bir elmada rüzgarın da hakkı var. Bir elmada toprağın da hakkı var. İşte minerallerin, vitaminlerin, güneşin, bilmem işte yıldızların, bilmem işte ayın dönüşünün, dünyanın durduğu yerin, Jüpiter'in durduğu konumun, Mars'ın, bilmem şunun bunun hepsinin bakıyorsunuz arkadaş. Tek bir taşın orada olması için bütün evrenin aynı o şu an olduğu yerde olması lazım ki o taş orada olsun. Hepsi birbirine bağlanmış. Bu girift ağı gördüğünüz zaman, esmanın birbirisiyle ilişkisini gördüğünüz zaman ister istemez diyorsunuz ki vahdaniyetin delilleriyle kainat dolu zaten. Her şey Allah'ın birliğini gösteriyor. Çünkü bir şey her şeysiz olmuyor, her şey de bir şeyle oluyor. Yani o bir şeylerle zaten o her şey vücuda gelmiş oluyor. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratan olmalı diyorsunuz. Her şeyi yaratan da her bir şeyi yaratan olmalı diyorsunuz. Birbirine bağlıyorsunuz o düzeni. Ben Ahmet'sem, Ahmet olarak var edildiysem, Ahmetliğimin içinde her ne varsa onları yaratandır beni yine yaratan. Çünkü beni yaratması için hepsinin onda olması lazım. Ahmet yaratıldı ama demir yok. Ahmet olmuyor. Ahmet yaratıldı ama çinko yok. Ahmet yaratıldı ama fosfor yok. Beyni çalışmıyor. Yani o bağ, kainattaki varoluş, girift ağı, işte bilmem işte alemin başındaki sabiteler var. İşte o sabiteler öyle olması lazım ki alemin sonunda bizim bu şekilde oluşabilelim. Canlı hücreleri vücuda gelebilsin. Böyle bir bağ var. O halde neyi koparıp başka bir ilaha verebiliyorsun ki? Hani müstakil alamıyorsun ki zaten. Tuttuğun an hepsi geliyor. Bir tane elmayı alıp başka bir ilaha vereceksin. Hadi ver bakayım nasıl vereceksin? Elmayı çektiğin anda bütün alem peşinden geliyor. Veya işte bir kuşu, bir böceği, herhangi bir nesneyi. Bunu alacağım başka bir ilaha vereceğim dediğiniz anda Üstad Hazretleri'nin o Risale-i Nur'da yaptığı şekilde hani diyor ya,
gider bir zerreye uluhiyet dava eder. O zerre onu başkasına gönderiyor. Bana sahip olman için işte şunlara da sahip olman lazım. Onun üstüne gidiyor, hücreye gidiyor, yıldıza gidiyor. Hangisine gitsen tuttuğun anda o yukarısını çekiyor zaten kendisiyle beraber. Bir sonuca ulaşamıyorsun. İşte vahdaniyetin en büyük delili arkadaşlar bu komplike ilişki. Bu ilişki ağını koparamıyorsunuz ki. Şunun tarlası burada, bunun tarlası burada diye ayırasınız haşa. İşte Yunanlılar, Mısırlılar veya diğerleri buna uyanamamışlar. Adam diyor su tanrısı Poseidon, işte yıldırım tanrısı Zeus. İyi de o yıldırımın oluşması için okyanustaki suyun buharlaşması lazım. O bulutlarda işte bilmem iyonize olması lazım. Şu bu yıldırım ondan sonra oluşuyor. Veya işte savaş. Savaş dediğin mevzu da yine diğerleriyle büsbütün bağımsız değil ki. Bunlar aslında Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin, rububiyetinin farklı tezahür şekilleri. Bu noktaya varıyor Müslüman'ın tefekküründe olaylar. Evet. Füccar ve eşrar ne yapmış oluyor? Bunlara karşı küfür. Küfür ne demek? Küfür kelime manası örtmek demek. Yani bu deliller ortada da onların üstünü örtüyor. Füccar ve eşrar. Nasıl örtüyor bunları? Allahu Alem günah seçimleri, günaha dair seçimler örtünün başlangıcı. İkinci lemaya gidelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci lemada söylediği bir şey var. Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır bağlamında. İnsan günaha girdiği zaman alemdeki bir şeyin Cenab-ı Hakk'ın muradı dışında, yani murad etmiyor ama o yaratıyor yine. Muradı dışında gerçekleşmesine sebep oluyor. Rızası dışında gerçekleşmesine sebep oluyor. Ya da rızası yok ama o yaratıyor diyelim. Böyle olduğu zaman bir ne oluşuyor? Yanlışlık alanı oluşuyor. Hata alanı oluşuyor. Ama bu hatayı da üstünde tutmak istemiyor. Sorumluluğunu almamak için. Ne yapıyor bu sefer? Onu inkar etmek için itikat umdelerine sataşmaya başlıyor. Mesela işte içkinin haramlığından kurtulmak için ya Kur'an'da içki haram değil kardeşim deyip kendi inkarını Kur'an'a taşımış oluyor. Kendi arızasını. Onu günah saysa, tövbe etse kurtulacak. Ama onu taşımıyor, o şekilde kurtulmak istemiyor. Başka şekilde günahlığını inkar etmekle kurtulmak istiyor. Bu da ne oluyor? Arızasını itikat noktasına çıkarıyor. Ne yapıyor? Örtmeye çalışıyor. Allah'ın varlığının üstünü örtüp kurtulmak istiyor. Veya meleklerin varlığını, aman şahit olmasınlar, beni günah işlerken görmesinler diye üstünü örterek kurtulmaya çalışıyor. Aslında bütün inkarlar bir örtmedir. Bir yabancı yazarın romanında okumuştum. Kitabın ismi aklıma gelmedi şimdi. Böyle bir yerde ateistler beraber oturup konuşuyorlar. Bir dernek gibi bir şeyleri var, bir faaliyet yerleri. Orada romanın baş kahramanı şöyle bir itirazda bulunuyordu. Arkadaşlar, yani bizde bir tutarsızlık var diyor. Nedir tutarsızlık? Biz diyor Tanrı'dan yokmuş gibi şey yok bir şeymiş gibi bahsetmiyoruz diyor. Sanki geçen hafta diyor burada oturuyordu bir arkadaşımızdı ama bize bir yanlış yaptı, bizi küstürdü. Tanrı'dan tıpkı bu şekilde bahsediyoruz diyor. Bu bahsedişimiz diyor yok bir şeyden bahsediş gibi değil. Tanrı'dan diyor var bir şeye küsmüş gibi bahsediyoruz diyor. Yine o sonsuzluk teorisi filminde Srivasa Ramanujan mıydı, öyle bir matematikçi var. Hintli dahi matematikçi, onun hayatını anlatan bir filmdi. Onun bir profesörü var. Profesör dışarıya güneşli bir havada şemsiyeyle çıkıyor. Talebesi de, o Hintli talebesi de soruyor. Srivasa soruyor işte. Hocam hani hava güneşli, bu şemsiyeyi niye aldınız diyor. Yani o da diyor ki ben diyor ateistim diyor. Ben diyor şemsiye alırsam yağmur yağmaz, yani yağmurun yağmamasını kesinleştirmek için şemsiye aldım gibi bir şey söylüyor. O talebesi de diyor ki hocam diyor siz diyor ateist değilsiniz diyor. Siz diyor Tanrı'nın sizi sevmediğini düşünüyorsunuz diyor. Varlığına inanıyorsunuz ama sizi sevmediğini düşünüyorsunuz diyor. Çünkü sizin şemsiye aldığınız zaman yağmurun yağmayacağını düşünmeniz Tanrı'nın sizin inadınıza bir şey yapması manasına gelir. Bak hani adam orada adamın açığını buluyor Srivasa. Çok güzel bir argüman. Aynen böyle de bakın ehli küfür, ehli ilhat
baktığınız zaman öyle bir konuşmaları var ki sanki Allah düşmanları böyle hani geçen hafta darılmışlar bir yıl önce tövbe haşa sümme haşa büyük bir yanlış yapılmış kendilerine ona hasım olmuşlar. Öyle konuşuyorlar ve sürekli saldırı halindeler. Ya Allah yoksa bu yoktur. Yokla da çok büyük mevzu yapmaya gerek yok. Ama bunlar var bir şeye düşman gibi saldırıyorlar böyle. Bütün mevzular artık Müslümanlar, inançlılar, Allah nasıl inkar ettiririz, nasıl saldırırız, nasıl yaralarız. Ateist sitelerine bakın zaten görüyorsunuz. Bütün mesaileri bu sanki adamların hayatını kuşatmış. Husumetleri bütün hayatlarını kuşatmış. Bediüzzaman Hazretleri yine bir yerde diyor. Hani bunlar Allah'ın düşmanı oluyorlar. Niye? Çünkü hiçliğe gittiğini düşünüyorlar varlığı. Böyle düşündükleri için de hani kainat bize verildi ama elimizden niye çekiliyor diye düşünüp hani şuur düzeyinde olmasa bile altta Allah'a karşı bir husumet besliyorlar. Bize verdiği alemi bizden niye alıyor diye. Veya işte dinin sorumluluklarında bizi niye sorumlu tutuyor? Kardeşim biz rahat rahat günah işleyecektik, delaletimiz yapacaktık. Bize niye böyle cennet cehennem bahisleri açtı falan diye. O içten içe o kinleri, garezleri Allah düşmanlığı olarak tezahür ediyor. Allah'a ilgisizlik olarak değil, Allah düşmanlığı olarak tezahür ediyor. İşte vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele etmek de belki böyle bir şeyi kastediyor. Yani her yerde deliller var ama görmek istemiyor. Karşılaşmak istemiyor, sorumluluk almak istemiyor. Bir insan sorumluluk almak istemediğinde ne yapar? O sorumluluğu ima eden şeyleri üzerinden atmaya çalışır. Görmedim, duymadım, haberim olmadı, bana mesaj gelmedi veya işte suyumuz kesik, elektrikler yoktu falan filan, ödev yapmadığımızda öğretmenlere söylediğimiz şeyler kabilinden. Hani kendinden öteye atmaya çalışır. O da küfür ile oluyor, bir çeşit örtmekle oluyor yani. Cenab-ı Hakk'ın delillerini örtüyorlar kendi dünyalarında. Alemi örtemezler, kendi dünyalarında örtüyorlar. Onların diline bakanların da gözlerini de örtüyorlar. Onları da etkileyerek dalaletlerini genişletiyorlar. Bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek, yani işte kendilerine gelen nimetleri küfranla. Küfran burada ne olarak verilmiş? Nankörlük, inkar diye verilmiş. Dediğim gibi hani adam olabilir ki ateist diyelim ama elmayı alıyor, seviyor, yiyor. Çok güzel bir nimet diyor, üzerine kitap yazıyor. Öyle insanlar da var, ateist ama işte bitki zekası diye kitap yazmış. Ateist ama işte felanca hayvan hakkında kitap yazmış diyelim. Şimdi bu adam bu hayvanın, bu veya meyvenin veya bu bitkinin kıymetini bilmiyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor. Esasında bilse onu failiyle birlikte anar. Bir şeyin kıymetini takdir etmek failiyle birlikte anmayı gerektirir. Ben bir resmin kıymetini biliyorsam, gerçekten o resmin uzmanıysam, hani böyle sanat uzmanları olur. Filmlerde falan da bazen gösteriyorlar. Adam tabloya bakıyor veya işte bu televizyonda bazı programlar var. Antika şeyler satın alan insanlar var, uzmanlar. Geziyorlar, depolara bakıyorlar, depolardaki eşyaları inceliyorlar falan. Antika şeyleri alıyorlar. İlla rastlamışsınızdır. Benim amcaoğlu da çok izliyordu memleketteyken. Onunla beraber izlemiştim. Adam bakıyorsunuz bir bakıyor. Ha bunu diyor işte falanca fabrika 1960'ta üretti. Nereden biliyorsun onu? Biliyor o adam. Ve onunla bildiği için zaten o şey kıymetli. Yani o ustasına 1960'ta bilmem falanca usta bunu yaptı diye bağlayamadığında o kıymeti olmuyor eşyanın. Antikalığı gerçekleşmiyor. Oraya bağladığı zaman o sanat ortaya çıkıyor. İşte filanca masayı diyor İngiliz bilmem hangi marangoz bilmem ne sarayı için yaptı. Bundan şu kadar var diyor. Şeceresiyle sayıyor sanki bütün şeyi yani. Buradan ne anlıyoruz? Bak kıymetini tam takdir etti adam, biliyor ya mobilya hangisi. Ama bağlayamasa, o bu masa bak güzel sandalyeymiş, ha, üzerine rahat oturuyor falan dese, bu da bir takdir ama bu asıl öbürü gibi değil. Yani bu sandalye, ya burası sandalye çok rahat oturuluyor falan diye bakmak çok kısa bir sanat okuması, bir fayda okuması.
Ama bu sandalye bilmem falanca fabrikada yapılmış, şuraların şundan yapmışlar, burada şu incelik var diye failiyle beraber bunu bu derinlikte okumak, asıl kıymet vermek, bu daha fazlası. Onlarda bu daha fazlası yok arkadaşlar. Her ne kadar dünyadan kam aldıklarını bize gösterseler de, öyleymiş gibi lanse etseler de, anlıyormuş gibi gözükseler de, madem ki asıl failden koparıyorlar, sanatı da azaltıyorlar demek bu. Eseri de tam okuyamıyorlar demek bu. Bu sadece bir boyutu. Bir de tabii o faille bağlayamamaktan dolayı eserin tüketiminde de sıkıntılar var. Diyelim ki bunların içinde bir kısmı şuurlu olsun, biraz daha makul tüketici olsun ama geneline bakıyorsunuz. Mesela işte böyle yabancı ülkelerde israfla ilgili şeyler oluyor. Bir şenlik var diyelim. Aa, bakıyorsunuz portakallarla birbirlerine saldırmışlar. Yerler hep böyle portakal. Yani nimet, bizde oy olmaz mesela, nimetli öyle oyun şaka falan olmaz derler bizde. Bakıyorsunuz işte ekmekler hep yerlerde birbirlerine atmışlar. Hatta Hakan Çalhanoğlu bir maçta tribünlerden yere ekmek atmışlardı. Pizza mı ekmek mi ne atmışlardı. Öptü kenara koydu. Almanya'da falan olay olmuştu. Sansasyonel bir şey olmuştu. E niye? Çünkü Müslüman Hakan Çalhanoğlu. Müslüman olarak onu nimet olarak görüyor. Bu atılacak bir şey değil yani. Şaka yapılacak bir şey değil. Veya Brezilyalılar da mesela doğum gününde un atıyorlar birbirlerinin yüzüne. Bizde olmaz öyle bir şey. Niye? Çünkü un Allah'ın çok büyük bir nimeti bizim için. Atılmaz öyle. Gibi gibi çoğaltabilirsiniz de arkadaşlar. Yani ister istemez failini kestikleri için, kırptıkları için bir tanrıya verseler bile, kendi kafalarındaki bir tanrıya verseler bile, bu bizim kusurlardan münezzeh, bütün Esma-i Hüsna'nın sahibi tek bir Allah olmadığı için bütün şirkler bir kırpmadır sonuçta. Yani Allah'ın Allah'lığından bir şeyi kestikleri için şirk alanı açılıyor. Faildeki bu kırpma esere verdikleri kıymete de yansıyor ve kıymetsizlik başlıyor. Yani eserde kıymetsiz görmeler başlıyor. Bugün de mesela Batı medeniyeti dediğimiz şey aslında küfranı nimet medeniyetidir, deniyetidir. Yani küfranı nimet deniyetidir. Mimsiz medeniyet şeyiyle kullanalım Bediüzzaman'ın. Neden? Bakın korkunç bir üretim var. Korkunç da bir israf var. George Lucas galiba Modern Çağın Sonu diye bir kitabı var onun, Ketebe yayınlarından. Orada söylüyordu. Hani sanayi devrimi aslında kıyametin başlangıcı diyor. Neden? Çünkü geri döndürülemez bir şekilde biz diyor dünyayı tüketmeye başladık. Yapmayalım etmeyelim çok fazlaya kaçtık desek de ülkeler yarışıyor, insanlar yarışıyor. Kimse kimseyi men edemiyor bu yarışta. İşte bakın 50 sene evvel işte nükleer silahları bilmem azaltma falan filan şeylere geçti. Ha, bugün tekrar aynı düzene döndüler. İklim yasası çıkardılar, bilmem kömür tüketmeyeceğiz, şöyle yapmayacağız, böyle yapmayacağız. Bir enerji krizi oldu, tekrar kömüre falan döndüler. Bak durduramıyorlar kendilerini. Bu süreç devam ediyor. Kıyamet süreci başladı diyor. Dünyanın sonunu biz getireceğiz diyor adam. Bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle, kafirane bir itham ile tahkir ettiler. Küfür, kainatı tahkirdir arkadaşlar. Küfür bir tarafsızlık alanı değildir. Ya adam kafir yani, o da öyle ne yapalım falan değil. Aslında o adamın varlığı çok ağır bir itham içeriyor. Ha tabii ki de şeriatta bir yaşam hakkı var. Biz ehl-i zimme olarak onu tanıyoruz ve ona bir şey yapmıyoruz. Eğer öyleyse veya işte başka bir devlette yaşıyor, bizimle de bir meselesi yok. Biz bu adamın hayatını kastetmiyoruz ama özünde küfür olan şeyin bir itham, bir ima kastettiğini düşünmeliyiz arkadaşlar. O kadar da şey olmamalıyız. Mesela mürtet, ya adam mürtet olmuş da ne olmuş falan. Hayır, o bir itham içeriyor. Bir iddia içeriyor. Senin sanatlı dediğin, Allah'ın eşsiz eseri dediğin her şeye ya boş ver iması içeriyor ya. Nerede sanat? Nerede şey? İması içeriyor. Bunlar boşu boşuna, bunlar hiçe gidecek iması içeriyor. Sen ne güzel imada bulunuyorsun, o da tersinin imasında bulunuyor. Dolayısıyla bunlar bir hakaret. Kur'an'daki ayetleri gördüğümüz zaman münkirler hakkında, ehli cehennem hakkında, ehli günahkarlar hakkında ayetlerdeki tehditleri gördüğümüz zaman ya koskoca Allah bunları niye böyle tehdit ediyor dememeliyiz. Neden?
hakaret ediyorlar. Onların hayattaki varlıkları, sürdürdükleri anlar, her bir an ne kadar şahit oldukları şey varsa onlara dair bir hakaret içeriyor. Geçenki derslerde verdiğimiz örnek işte Beethoven'un bilmem kaçıncı konçertosunu diyelim 100 bin çalgıcıyla çalıyorsunuz. Çok iyi bir uyum var, çok güzel bir eser çıkıyor. O sırada işlerinden bir tanesi kalkıp sabunu koydum lanet türküsünü söylüyor. Bu adam nasıl o işte kaç yıllık çalışmaya limon sıkmış oluyorsa, o arkadaşlarına hakaret etmiş oluyorsa, o düzeni bozmuş oluyorsa, kafir de kafirane yaşayışıyla aynı şekilde o orkestrayı bozmuş oluyor, ahenge kastetmiş oluyor, hakaret etmiş oluyor, arkadaşlarını itham etmiş oluyor gibi gibi manaları düşünmek lazım. Bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir itham ile tahkir ettiler. Ve bütün Esma-i İlahiye'nin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden, bak, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerine red ve inkar ile mukabele ettiklerinden. Reddediyorlar, bunlar yok. Böyle değil. Hayır, siz yanlış söylüyorsunuz. Nerede Allah? Nerede Allah'ın eseri? Nerede Allah'ın cemal ismi? Nerede Allah'ın kemali? Gibi gibi ithamlarla ister istemez. Hani onların mezheplerinin lazımı, yollarının lazımı bu çünkü. Sonuçları bu. Böyle bir mukabelede bulunduklarından az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Yani işte o sabunu koydum leğene türküsünü söyleyen adam diyemez ki ya ben sadece bir türkü söyledim, benim kime ne zararım var diyemez. Neden? Çünkü orada 100 bin kişinin işini bozdu. Diyelim öyle devasa bir orkestra. Onların emeklerini mahvetti. Onların çabalarını boşa çıkardı. Onları itham etmiş oldu. Onlara hakaret etmiş oldu. Dinleyiciler de vardı mesela. Dinleyicilerin de huzurunu kaçırdı. Onların da işte oraya harcadıkları emeği zayi etti. Onların da ahengini kastetti. Uyumuna kastetti. Yani benim yaptığım küçücük bir fiil, ya benim yaptığım küçük fiilden ne olur yani, bundan dolayı niye cehennem olsun, niye sonsuz azap olsun, niye işte Cenab-ı Hak beni ateşe atsın ki falan diyemez. Çünkü yaptığın küçük ama bozduğun büyük. Bak, yaptığın küçük ama bozduğun büyük. Küçük bir amelle büyük bozumlara, büyük yıkımlara sebep olabiliyorsun. Bir kibir talebiyle kocaman sarayı yakabiliyorsun. Veya işte gidip diyelim bir şeyde yolcu uçağında olmadık bir yerde küçük bir delik açtığında o uçağın düşmesine sebep olabiliyorsun. Ya ben ne yaptım ki küçük bir delik açtım demek orada bir şeyi kurtarmıyor yani. Sorumluluktan bizi almıyor. Ve füccarın da durumu böyle arkadaşlar. Peki o süremizi bayağı geçmişiz. Ben dalmışım, konuşmuşum arkadaşlar. Böylece bir paragraf daha ilerlemiş olduk. 185'ten 186'ya geçtik söz basımın külliyatına göre. Cenab-ı Hak bu hakikatleri, bu manaları önümüzdeki derslerde de konuşmayı nasip eylesin. Füccarın yaptığı ve yaptıklarının sonucu olarak yıktıklarını bir parça burada anlamış olduk. Günah dediğiniz öyle bireysel bir olay değil, bir şer. O füccar bağlamından gelelim. Günah yaptığınız zaman... Bu benim günahım diyorsunuz ama sahaya kattığınız bir yıkım var. O yıkım sonuçları itibariyle daha dalga dalga büyüyor. Yaptıklarınızın ta Esma-i İlahiye'ye red ve inkara kadar gittiği şeyler var. Ya ben iman etmedim, ya Allah benim iman etmeme işinden neden şey olsun ki, rahatsız olsun ki diyemezsin. Çünkü o yaptığının dalga dalga bir ithamı var. Bir bozduğu ahenk var, bir suçlaması var, bir iddiası var. Lazım-ı mezhepleri var, gerektirdikleri var yani. Bunların sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadır kafir. Cenab-ı Hak bizi imanımızdan ayırmasın. Ehl-i sünnet ve cemaat istikametinde son nefesimize kadar gitmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.